Merhabalar yatırım ve finansa hepiniz hoş geldiniz yine çok güzel bir günle yeni bir haftaya karşınızdayım şimdilik endekse girmiyoruz şimdilik konumuz arkadaşlar yapı kredi yatırım benim en çok sevdiğim iki banka aracı kurum fon yönetimi diyorsanız ikisinden biri bir akbank'tır iki yapı kredidir her zaman bunu da söylerim İkisinin yeri bende bambaşka bir de bakın net konuşacağım arkadaşlar bu videoda şu hisler yok tüpraş Froto, Tofaş veya Yapı, mesela Yapı Kredi'nin kendi hissesi, Koç Holding hissesi yok. Çünkü Yapı Kredi fonlarında veya aldığı hisseleri genelde kendi alır. O yüzden hiçbir koç iştirakı ben bu videoya koymayacağım. Zaten onlar zaten var. Yani. Onları alıyorlar. Çünkü onlar da iyi veya kötü olmasına bakmadan biraz da siliklasyon yapmak için alıyorlar. O yüzden onların bizim için real bir değeri yok. Daha çok Rakip firmalara veya farklı sitelerdeki firmalara bakacağız. Bir de arkadaşlar şu an dikkat edin, Biz bunları nereden buluyoruz? Çok fazla soru geliyor işte. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Biz bulamıyoruz. Arkadaşlar çok basit. Girin Yapı Kredi'nin yatırım sitesine. Burada sayfalarca bakın. Fonlar, bilgiler, bilgiler. Böyle sayfalarca doküman var. O oku oku bitmiyor. Saatlerce okuyoruz. Günlerce okuduğum da oluyor. Okumak isterseniz yaparsınız. Çünkü adamlar hiç üşememişler. Bunlar anlamasın diye 40 sayfa bazen 500 sayfaya kadar sadece bir ayın raporunu yazıyorlar. Bizim görevimiz de onları daha e, düzgün metinlere döküp daha e, sizlere sunmak. Daha özet bir şekilde sunmak o görevi de bizlere vermişler diyelim. Bugün bankacılık endeksi çakıldı. O da endeks biraz düşürdü. Yoksa endeksteki hisselerimiz bugün gayet yerli yerinde güzel hisseler. Şimdi geçelim. Arkadaşlar İlk hissimiz Bimaz. Benim zamanla çok sevdiğim ve bakın net konuşuyorum çok güzel para bıraktı Bimas. Niye? Endeksin düştüğü vakitlerde kendisi durağan bir isteydi. Her zaman söylerim bakın. Bimas eninde sona toparlar. Yarın bir gün düştüğünde fikrim değişmeyecek. Bimas arkadaşlar eninde sonunda toparlar ve artıya geçer. Bimas'ın düşük kalma gibi bir durumu çok nadirdir. Yani çok olmadı aslında da. Ben yine yani nadir diyeyim. Olmaz demeyeyim. Anlayın ben. Yani %1. %1 şansla belki kalır. Bimaz çünkü ya yani şu var. Ne olursa olsun sen gidip Bim'den, Bim'den süt, yumurta, salça, domates almayı bırakacak mısın? Bırakmayacaksın. Basit mantık. O da büyüyecek. Net dönem kariyerinde yerine borçlanması dönen duran varlığa göre az öz kaynak e, iyi. E, gayet makul. Böyle bir şirkete göre en azından. Artmıyor çok fazla. Bakın arkadaşlar. Bimas dediğimiz hisse bir masadan muazzam hisse. Bu aralar Koç Holding'in fonlarında portföylerinde artıyor. Bu da bizim için değerli. Bakın baktığımızda hisse 119 TL'den Mayıs ayında pardon 130 TL'den 334 TL'ye çıktı. 2,5 katı yakın bir hatta 3 katı yakın bir artış yaptığını görebiliyoruz burada. Ocağın başından bir yana. Daha yeni ya. Ocağın başından bir yana hisse 18 günde %15'lik bir artış yaptı. Endeksin çakıldığı günlerde de bakın yükseliyor çakılıyor yükseliyor çakılıyor ama seni zarara uğratmıyor. Mesela bizim düşüşlerimiz Eylül'den beri başladı bu hisse Eylül'de de artmayı bildim. Öyle sağlam çok kuvvetli bir hissedir kendisi. Çok uzatmak istemiyorum diğer hisselerimize geçelim arkadaşlar. Dohol. Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ. Çoğu kişinin bahsetmedi. Niye? Ee, küçük bir şirket arkadaşlar holdingler arasında en azından Koç'tan'a göre Sabancı'da göre. Ama sever ise öyle. Asla almayın gibi durum söz konusu değil. Evet son çeyreğe kötü geldim. Ben olsam dördüncü çeyrek bir beklerim. Ama öyle bıktım, bittim, mahvoldum hissiz değil. Çarpanlar çok uygun bakın. En uygun holding hislerin başında geliyor. Ama net söylüyorum bu ise öyle durduk yere alınmaz. Dördüncü çeyrek bilanço. Güzel gelirse alınacak bir hisse. Özellikle bakın bu aralar Koç Holding'le bunu topluyor Doğru tarafından. Bizim için pozitif bir sinyal olabilir kendisi. Net borcu eksilerde. Dönen duran varlığa göre düşük bir finansal borcu var. Öz kanatları gayet yerinde arkadaşlar. Bakalım bizim teknik durumumuz nasıl olmuş Doholde? Teknik durumumuz Doholde ne yapıyormuş? Hissemiz şu anda kısa vadede arkadaşlar. Bakın çok hızlı arttı. Onu da söylemem lazım. 25 Aralıktan bir yana hisse. %18'lik bir artış ne yaptı? Hatta rekor fiyatları bir ara %20 kadar yükselmişti. Artış potansiyeli var mı? Tabii ki var. Ama bakın şunu görmeniz lazım. Hisse 4-5 aralığa kadar endeks çakılırken yine kendisini korumaya beceren bir hisse. Koç Holding'in gibi böyle huyu vardır. Sağlam hisleri portföyden alır. Bu da gayet sağlam bir hisse. Bir tık RSA yükseldi. Bence bakın şahsi görüşüm 11.90 civar ve enebilir. Veya 11.60 civar ve enebilir. Biraz RSA'yı düşsün diye. Ama bu noktada da Orta uzun vadede üzeceğini zannetmiyorum ama kısa vadede bir tık üzebilirsin. Bu şu anki fiyatından Aklınızda bulunsun çünkü biz şeyleriz işte. Mesela beni bilirsiniz. Ben tam bir koç hayranıyım. Koç şirketler hayranıyım daha doğrusu. Yani Türk İşte Koç Oğuz Ligi'nin ana hissesidir. Ford'dur, Tofaş'tır. Ben bunlara hayran biriyim. Yapı kredidir. Veya mesela Marmaris Altun Yunus'tur. Sevmediğim var mı? Hani Ali Koç'u mu seviyorum? Mustafa Koç'u mu seviyorum? Hayır arkadaşım. Rahmi'yi mi seviyorum? Hayır ben şirketlerini seviyorum. Ya mesela o sokakları pek sevmem. Örnek veriyoruz. Zaman tatlıdayı sevmezdim. Örnek veriyorum. Koç oyduğun hisseler iyidir arkadaşlar. Ve adamlar hisse seçmeyi bilir. Bakın hisse seçmeyebilirler. Adamlar şirketleri iyi seçtiği hisseler değil. Çünkü yapı dediğim dediğimiz şey, koçlara ait bir hisse. O yüzden koç vizyonuyla yönetilen bir portföye sahipler. Onun dışında arkadaşlar Anadolu Efes. Çoğu kişinin biliyorsunuz ki katılım endeksi arkadaşlar hassasiyetinden dolayı almadığı bir hisse türkiye'de çok fazla almayan var bu hisseyin o yüzden fazla yükselemiyor yerli hacmi düşük bu hissenin ama bir gün yerli hacmi artarsa hisseniz daha yüksek bir artış olur çarpanları bence çok makul özellikle bakın zaman zaman bayramlarda ve ramazanda artışa arttığı bilinen bir hisse bakın ramazanda da çok bayramda artıyor daha çok piyasada 80 milyar TL makul bir hisse çarpanları ucuz Borcu dönen duran varlığa göre az tabii ki borcu var. Özel, finansal borcu çok fazla ama dönen duran varlık bunu karşılıyor. Öz karşı artışı gayet sağlam. Bakın bir de. Bazen niye dedim arkadaşlar? Yani Ramazan bayramında, mesela Ramazan ayına daha doğrusu. insanlar bira mı içiyor? Hayır o yüzden değil. Artışın sebebi değil. Artışın sebebi arkadaşlar şu. Efes'in coca sahibi olması diyor. coca Türkiye'nin sahibi, çoğunluk sahibi Efes'tir kukkola fiyatları geldi yükselir Ramazan aylarında. efesle bundan arkadaşlar nasibini alır. O ay O fark her Ramazan ayında neredeyse kukkola hisseleri yükselir. Anadolu efesle bundan bundan şeyini alıyor, payını alıyor. Çünkü sahibi. Oradan gelen para Anadolu Efes'e geçiyor. Baktığınızda buradaki durumu bakın. Temmuz ayında çok çok sağlam yükseldi. 63 TL civarından 112'ye kadar yükseldi hızlıca. Bakın gayet sağlam bir yükseliş oldu. Ee, sonrasında ise arkadaşlar aralıktan bir yana güzel bir artış yaptı. Şu anda ise makul seviyelerde alım seviyesi mi? Kısa vadede riskli orta uzun vadesi kesinlikle alım seviyesi. Niye e, kısa vadede riskli diyorsun? Arkadaşlar hem Bollinger Band hem RSI seviyesi şu anda alım sinyali vermiyor. Ne söylüyoruz bak alım sinyali falan yok. Yani Band diyeceksen Kavuf Mas sinyali ikisinden devam ediyor. Hissemizin 130 TL civarına inip Oradan tepki alması lazım. Bence en azından bakın. 130 TL ve civarına inmesi lazım. Şunu da söylüyorum. Anadolu Efes'te bakın. Milletin cesaretli bir şey var işte. RSI her zaman 30 olmalı arkadaşlar. Nasıl RSI 30 olsun? En son Şubat 2023'te RSI 30'lara inmiş. İnmez yani böyle hisselerde RSI 30'lara. O yüzden daha çok buradaki 130 seviyesi bizim için daha makul bir seviye denebilir. Diğer listemiz ne? Garantim. Bakın bizim aldığımız 3 tane hisse var. Yani bizden katsın yapı kredi arkadaşlar. Yapı kredi 3 farklı banka hissesine yapışır. En çok aldığı hisseler yapı kredinin kendi hissesi ve Akbank'tır. Ama benim artık Akbank'ı çeke 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 dilimde tüy bitti çekmek istemedim. Çünkü bakın Akbank, Ak yatırım yani yapı kredinin hisselerini yapı kredi yatırımda Akbank'ın hisselerini toplar. Niye? Çünkü Evet düşman banka düşman banka rakip banka rakip banka. Arkadaşlar rakiplik diye bir şey yok. Para var. Adamlar birbirlerinin istediğini artacağını düşünüyor. Özellikle belli başlı bankalar diğer bankaların istediğini topluyorsa orada gerçekten bir art potansiyeli vardır. Yapı kredi arkadaşlar hem kendi yapı kredi bankasının hem Akbank'ın hem de garantinin istediğini topluyor. Net dönem kalfayın gayet yerinde çarpanları makul. Tabii ki benim tercihim aslında Akbank banka yapı kredidir ama bankacılıkta. Garanti de buradan üçüncü gelir dördüncü de iş yatırım denebilir. Bakalım burada hangisi o an daha ucuzsa son alırsınız. Bugün de güzel düşmüş bakın %2 düşmüş. Bankacılık endeks düşüyor. Burada ilk destek seviyemize gelmişiz. 62, 10, 62, 30 seviyesine geldik. Güzel seviyeler. Özellikle 56 TL seviyesi bizim için alım bölgesi diyebiliriz. gayet güzel arttı dediğimiz gibi. Sağlam bir alım seviyesine doğru geliyoruz. garanti tarafından dedim ki şu an teknikler pozitif. Ve bu senin içerisinde bakın diğer bankalar dahil olmak üzere özel bankalardan kastediyorum yoksa halk bankı falan vakıf bankı halk bankı kesinlikle ama kesinlikle almam ben devlet banklarına karşıyım en azından borsada karşıyım mesela illa devletten bir şey almak istiyorsanız Türk Hava alın ben devlete karşı değilim Türk Hava da %50'si varlık fonuna ait devletin bir hissesi muazzam hisse yani şey demiş şey diyebilirsiniz çünkü direkt gerçek bir şey devletin hisseni almayalım kardeşim almayın para kazandırmıyorsa almayın Niye? Abi baş kesisim yok devletin. Zamanında mesela bakın. Zamanında. Şu an kötü de. Cübbe dediğimiz ise 100 kat gitti. 200 kat gitti. Kimin sesi devletin sesiydi. Devlet kötü yönetilemiyorum. Vakıf Bank ve arkadaşlar Halk Bank bence kötü yönetiliyor diyorum. Devletle bir sorunum yok. Yani Türk Hava var. Aselsan vakıf sayılır ama devletin sayılabilir. Bunlar gayet yönetilen şirketler. Ama ben özel bakın. Halkbank tarafında özellikle ben büyük bir yönetim sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Bir sürü davası mavası var. Orada bence kötü yönetilen bir sistem var arkadaşlar. Bu da borsaya yansıyor. Çok fazla artamıyor hissesi. Haberiniz olsun. Şimdi son hissemize geçelim. Şişe cam. Bu arada bakın. Bedavaya aşağıda arkadaşlar abone ol tuşu var. Bildirim tuşu var. Bildirimlere de basmayın. Çok zorunda değilsiniz. Abone ol beğenin. Bu ikisine basarsanız çok sevinirim. Bedava ya. Hiçbir sıkıntı yok. Abone ol. Beğen tuşuna bas. Ve böyle çok daha fazla videoyu ben size çekeyim. Bir gelecek çekeceğim. Her şey çekeceğim. Hiçbir sıkıntımız yok. Bir de daha fazla video için katıla üye arkadaşlar. Hem Telegram grubumuz var katıl biliyorsunuz ki. Hem de orada birçok videomuz var. Onlara bakabilirsiniz. Şişeceğim. Son dönemde net kağıtları bir sık sıkıntılı. O yüzden çarpanları çok düştüm. Bakın ben 2 yıldır çalışıyorum iyi diyemem. Özellikle 1 yıldır çok kötü dönemden geçiyorum. Ama ucuzda arkadaşlar. Çok ucuzda bu hissi. Gelecek 1-2 yıl içerisinde çok yüksek potansiyeli var. Al diyor muyum? Hayır arkadaşlar. Bakın 55 TL. Benim bundan 4 ay önceki dönem açın. 4 ayı Ağustos açın, Temmuz açın. Ağustos daha iyi olur. Dediğim bir şey vardı. Şişe cam 55-56 TL seviyesi kırılana kadar yüklü alınacak bir hisse değil diye bir yorumum vardı. Sürekli söylediğim bir yorum. Onda meselelerini herhangi birini açın. Yorumumu fark etmek için bulursunuz. Ben daha çok 50 dal, 54 sat. Ve daha aşağıda kendim i̇şte 44 dal, 48 sat tarafta ağlaydım. Hala aynı taraftayım arkadaşlar. Değişen bir şey olmadı. Hala 56 kırana kadar bak. Azaz toplarsın. Ama yüklü alım için bir 56 direnci kırması lazım. Yani burada o yüzden Bakın 4,5-5 ay geçmiş neredeyse. Hala aynı şeyi söylüyoruz. O yüzden belli başlar doğrusu doğrudur arkadaşlar. Çünkü belli. 56 direnci var geçemiyor. Geçsin alırız. Bakın zamanında buradaki işte geçer gibi olmuş 57. Ve şuna bakın şunu da söylüyorum. Hisin bir günlük kırması o hissin anlamına gelmez. Bakın ne olmuş burada? 54-75-13 Eylül'de. Yukarı doğru çıkmış, 50 altlara çıkmış, geri düşmüş, 55-25 seviyesine kapatmış. Sonraki gün. Hatta bakın bir ara geri çekilmiş, el doğru yani çıkamamış. Sonra bir ara arkadaşlar çıkmış, 56-55'e kapatmış. Sorular geldi. Şişeceğim direnci kırdı mı? Benim cevabım hayırdı. Çünkü niye? Bir sonraki gün 56-70'te açtı, hop! 54-55'te geri kapattı. Ne demek bu? Aşama direnç demek. En azından 2-3 gün boyunca rahat bir şekilde aşağıya zorlamadan o seviyenin üzerinde kalması lazım direncin aşırılığını anlamak için. Uygun bir hisse mi? Bedava hisse bakın onu söylüyorum hisse bedava. Çarpanlar bunu bize kanıtlıyor. Bedava ise bedava hissedir. Kabul. Ama dediğim gibi vakti var vaktini bence bekleyebilirsiniz diyorum. Arkadaşlar endeksiniz de bu arada artmış. Benim ceklerim bu kadar. Sizden ricam kanala abone olmanızı bildirim açmanız. Hepinize bol kazançlı günler dilerim.